Valla doğru. Ben istemediğim bir şey değil ki. Cumartesi günü sabah 10'da Taksim Anıtı'ndan törenle toprak alarak başladı. Bugün 14. günümüz. Sırasıyla Adapazarı, Bolu, Bartın, İnebolu, Sinop, Sinop, Samsun, Ordu, Rize, Trabzon, Arhavi, Artvin, Ardahan'dan da şimdi Kars'a gidiyoruz. Geçen sene de sizlerle birlikteydik. Bildiğiniz gibi 96 sene önce ailelerini, çocuklarını düşünmeden ve hayatlarını düşünmeden burada şehit olmuş dedelerimize minnet borcunu ödemek için sporcularımızla toprak getiriyoruz. Ayrıca burada uğramış olduğumuz bütün illerden, ilçelerden kavanoza toprak ilavesi yaptık İstanbul toprağına. Yarın, 9'undaki törenlerde devlet büyüğümüze bu toprağı teslim edeceğiz. Formamızı da yarın inşallah Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu adına yaptırdığımız özel formamızı da başbakanımıza arz edeceğiz. Bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Geçen sene 8 sporcuyla başladığımız organizasyon bu sene 10 sporcuyla devam ediyor. Kars'a gelmekten çok mutluyuz. Sporcularımız azimle sağlıklı bir şekilde ulaştılar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii yollarda ne gibi zorluklar yaşadınız? Yollarda yaşanan tabii ki tabiat zorlukları. Yani bir de yolların yokuşlar, virajlar, dolayısıyla soğuk, tabii mevsim değişiklikleri yaşıyoruz. İstanbul'da güneşli güzel bir havada çıktık ama ondan sonra yağmura yakalandık. Önden gelen ve yandan gelen rüzgar çok fazla sporcularımızı haliyle zorladılar. Çünkü normal 2 saatte aşacağımız yeri, kat edeceğimiz yolu yağmur yağdığı zaman 3-3,5 saatte aşıyoruz. Ama bu seneki sevincimiz geçen seneki gibi düşme kalkma olmadı. Geçen sene biliyorsunuz bir sporcumuz sol kolunun dirseğini kırdığı için Bartın'dan geri dönmüştü. Böyle bir üzüntü yaşamıştık. Ama bu sene hepsi son derece gördüğünüz gibi sağlıklı. Arkadaşlarımız sağlıklı, azimli. Kaç kilo verdiler ortalama? Herhalde şu anda 8 kilo, 6 ile 8 kilo arasında vermişlerdir. Ben de 4,5 kilo verdim. Siz de verdiniz yani. Evet, evet, evet. Peki bu bisikletlerde kaç lastik, tekerlek değişti? Onunla ilgili bir şey oldu yani mu? Yani burada tabii çok fazla malzeme kullandık. Bir kere iki takım bisikletle geldik. Yani şu anda yol bisikletlerini görüyorsunuz, ince lastikli. Ama tabiat zorlukları, mesela Şavşat Dağı'nı tırmanırken dağ bisikletlerini çıkarttık. Onların değişik tabii lastik versiyonlarını kullandık. Malzeme çok fazla malzeme tüketildi. Yani herhalde bir 50 lastik patlattık. 2 tane yine jant haliyle kırıldı. Bunlar da bisiklet sporunun olmazsa olmazları. Siz kaç kilo verdiniz? Ben 4,5 kilo verdim. Geçen yıl vermemiştiniz herhalde. Yok, geçen sene de vermiştim ama tabii sormamıştınız. Hanımlara yaşı ve kilosu sorulmaz malumunuz. Evet. İsmim Atilla Atay benim. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet takımının kaptanıyım. 25 Aralık'ta Taksim'den start aldık. Bugün 14. etabı koşuyoruz. Yolda tabii ki bir sürü zorluklarla uğraştık.
4-5 etabı yağmurda geçirdik. En zorlu etabımız Bartın İnebolu etabı ve dünkü etap. Karda buzda buz üstüne geldik yaklaşık 70 km kadar. Ama anormal bir şey olmadı. Şehitler için pedal çevirdiniz. Evet, bunu bilerek geldiniz. Tabii ki. Oradaki hislerinizi alalım. Yani şimdi şu anda bu Allahu Ekber dağları civarındasınız. Evet. Bu turu organize etmemizin asıl amacı aslında şuydu. Tuna Hanım'la birlikte mi düşünmüştük? Zamanında bizim için şehit olan kişiler toprak uğruna şehit olmuşlardı. Biz de şehitlerimizin çektiği acıyı kısmen çekmek için bu soğukta İstanbul'dan buraya kadar pedal çevirdik. Ruhları şad olsun diye. Normalde bu hava şartlarında bisiklet yarışı veya bisiklet aktivitesi yapılmaz. Ama konu biraz daha anlamlı olduğu için biz böyle bir şey tercih yaptık. 3 aydan beri kamptayız bu konuyla alakalı. Ondan dolayı herkes bir bu kadar daha kilometre olsa gidecek konumda şu an sporcularımız. Problem yok. Teşekkür ederim. Duyarlı olduktan sonra biz de sizi her sene burada bugün de zevkle karşılarız. Çünkü sizler hakikaten Sarıkamış şehitlerinin anısına yakışır şekilde ta İstanbul'dan bu bisikletçi arkadaşlarımızla birlikte bir sürü yol teperek Anadolu'nun son ili Kafkasya'nın başı olan Kars'ımıza hoş geldiniz diyorum. Ve tabii biz bu yolu kat ederken gördüğünüz gibi pek çok katkılarla geliyoruz. Gazi Osman evet. Paşa Belediyesi, Beykoz, Gebze Belediyesi, Başakşehir, Türk Kızılay'ı, Polisan, Karahan Petrolleri. Türk Kızılay'ına biz yardım etmemiz gerekirken yoldaki kumanyalarımızı Türk Kızılay'ı sporcularımıza verdiler. Bizim de dediler çorbada tuzumuz olsun. Ben bu toprağı size arz etmek istiyorum efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de şerefle alıyorum bu toprağı. Atilla gel şöyle sen de. Teşekkür ediyorum. Efendim biz bugünün anısına bu arada bir formalarımız... Yeni ama çok azimli bir sporcu. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Hoş geldin. Çok sağ olun. Tarık.